Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, seste görüntüde bir problem yok sanırım. Her şey yolunda mı? Şu an ses var mı arkadaşlar? Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Tek Uzam Rehberlik Uzmanı İnce Özge Maçkan. Bugün kaymakamlık sınavına hazırlanan değerli adaylarla birlikteyiz. Tabii ki çok az bir zaman kalınca ve sınav tarihi de yeni açıklanınca haliyle kalan süre birazcık bizi bir strese, biraz heyecana sürükledi diyebiliriz. Yoğun bir sınav kaymakamlık. Konulara baktığımız zaman, müfredata baktığımız zaman evet fazlasıyla konu var. Ama hani bu sürede de yeni başlayanlar için ya da çok da böyle hazırlığa tam başlayamamış kişiler için nasıl yetişecek kaygısı, bunu düşünüyor olmanız çok normal. Biz de birazcık daha aslında stratejik bir plan nasıl yapılır? Örnek programda göstereceğim seminerde. Nasıl konular yetişir? Neler yapmamız lazım? Nelere ağırlık vermemiz lazım? Bunlardan bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Aranızda KPSS'ye de girecek olanlar vardır diye düşünüyorum. 6 Eylül'de genel yetenek, genel kültür var biliyorsunuz. Belki KPSS A grubuna da hazırlananlar vardır, girecek olanlar vardır. Var mı KPSS A ya da GGK'ya girecek olanlar? Az bir zaman kaldı, ona da tabii ki sayılı günler var. Öncelikle KPSS sürecinde başarılar diliyorum girecek tüm arkadaşlara. Ve sonrasında tabii ki kaymakamlık sınavı var. Hatta bu süreç içerisinde Kasım'da bir de hakimlik sınavı var. Belki idari hakimlik, adli hakimlik için de girecek olanlar var. Yani böyle bir sınav periyodu sizleri bekliyor diyebiliriz hazırlanan arkadaşlar için. O halde biz biraz kaymakamlık için konuşalım. Sorularınızı seminer boyunca sorabilirsiniz. Bir hatırlayalım, tarihimiz neydi? 18 Ekim 2020, Ankara'da yapılacak bir sınav. Saat 10-15'te başlayacak. Bunları hatırlatmak istiyoruz çünkü bu ara böyle üst üste sınav açıklamaları falan yapılınca bazen tarihler karışabiliyor arkadaşlar. Sınav hazırlanmak için ne kadar zamanım var? Ortalama da 1,5 aylık bir sürem kaldı. Bu 1,5 aylık süreyi nasıl değerlendireceğim? Onu konuşalım. Sevda hocam seste sorun var diyor. Uygulamadan giriş yapmadığı için olabilir. Evet, uygulamadan giriş yapmamış. Tarayıcı da aç dediniz muhtemelen. Sistem arkadaşımdan bir destek rica edelim. Bir link paylaşabilirler mi bizimle? Net geliyor diyenler zaten uygulamadan giriş yapmışlar. Onun dışındaki arkadaşlar yanlış yerden girdikleri için bir problem yaşıyor olabilirler. Bir çıkış yapıp tekrar girerseniz problem kalmayacaktır. Tamam o zaman, süper. Şimdi özellikle şunu bilmenizi istiyorum. Başa bu sürede yetişmez, yapamam, yetiştiremem gibi kaygılarınız varsa bu sınava hazırlanma süreci her kişide farklılık gösteriyor. Kimisi bir ayda hazırlanıyor, başarıyor. Kimi 1,5 ayda, kimi 2 ayda, kimi 6 ayda, kimi 8 ayda. Çünkü hepimizin bir öğrenme hızı var, bir tekrar etme hızı var, unutma hızı var. Hepimizin çalışma şekilleri değişkenlik gösteriyor, sorumlulukları başka. Seviyesi başka. Haliyle çalışma şeklinde de süre olarak bakarsak tabii ki farklılıklar olacaktır arkadaşlar. Kalan süre yeterli mi? Doğru bir planlamayla yapabileceğinizin en iyisini yapmanız için yeterli ki ben birçoğunuzun zaten önden hazırlık yaptığınızı da düşünüyorum. KPSS A'ya hazırlanan bir kitle zaten vardı aramızda. O arkadaşlarımız ister istemez kaymakamlık içerisinde de dahil olan birçok dersin altyapısını zaten oluşturmuş oldu. Zaten girecek olan kişilerin mezuniyeti olarak baktığımız zaman birçok şeye aslında aşina olduğunu biliyoruz. Yani mezuniyetlere bakalım. Kimler giriyor bu sınava? Aranızda hangi bölüm mezuniyetleri var? Eminim ki siyaset bilimi ve kamu yönetimi çıkacaktır içinizde. Bir uluslararası ilişkiler çıkabilir. Maliye çıkabilir ki çıktı. Maliye mezunu. İktisat, işletme. İktisatçı çıktı yine aynı şekilde. Siyaset ve kamu, mali. Yani zaten birçoğunuzun aşinalığının olduğu derslerden sorumlu olacaksınız. Ha şu bir gerçek. Okulda alınan bilgilerle girdiğimde başarılı olamayacağım bir sınav bu. Bu gerçek.
Ama hiç bilmediğiniz, hiç karşılaşmadığınız bir dersten sorumlu olmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi şunu mutlaka bilmem gerekiyor. Kesinlikle sık tekrar istiyor. Özellikle çalışmaya başlamış olan arkadaşların sınav tarihinin netleşmesiyle beraber, ki belki birçoğunuz sınavı Aralık'ta, Kasım'da, belki Ocak'ta olur diye düşünüyordunuz. Birçok tahmin Aralık yönündeydi. Şimdi Ekim olunca haliyle belki tekrarları aksatmıştınız, belki sona bırakmıştınız, belki konularınız çoğunuzun bitmedi ya da sıfırdan başlayacaksınız. Mutlaka kısa zamanda çok şey öğrenebilmeniz için çalışınız her bir dersin tekrarını yapıp öyle kapatın ve mutlaka sorusunu çözün. Yani şu tarz sabit bilgilere kapılıp da işte internette gördüm, okuyorum. İşte kimisi var, hocam 6 ayda kazanmış ya da bu sınav ancak 3 ayda kazanılabiliyormuş en fazla gibi şeylere inanmayın. Hepinizin farklı bir öğrenme yapısı ve çalışma şekli var arkadaşlar. Hocam kime kaymakamlık sınavına gireceğim desem boş hayallere kapılma diyorlar. Bu kadar zor bir sınav mı burası? Bizim çok fazla kaymakam olan öğrencimiz oldu. Bu kadar imkansız olsaydı, hatta bizim öğrencilerimizi de söylemeyeyim sadece. Şimdi listeye baktığınızda orada birçok isim görüyorsunuz. O kişiler nasıl oldu? Sizden ne farkları var? Ve onlar olabildiyse bu kadar olması imkansız bir sınav olabilir mi sizce? Bu kadar zor bir sınav olabilir mi sizce? Şöyle düşünün. Meslek olarak bir bakalım. Şimdi meslek düzeyi statüsü değiştikçe sınavın da yapılma şekli, zorluğu, kolaylığı ona göre değişkenlik gösterebiliyor. Kaymakamlık, bir ilçenin en büyük mülki idare amiri oluyorsunuz. Meslek gerçekten çok güzel, büyük sorumluluğu olan, iyi de bir kariyer fırsatı veren bir meslek, öyle değil mi? Üst düzey bir meslek. Şimdi bunu olmak zaten çok kolay olmamalı. Mantıken zaten zor olmalı. Ama İmkansız değil. Size bu hak tanınıyorsa sizin yapabilecek düzeyde olmanızdan kaynaklıdır. O yüzden hani çevredeki kişilerin hani öyle demesi böyle demesi sizi asla pes ettirmesin. Bence şansınızı denemeniz için çok güzel bir fırsat kaymakamlık sınavı. Hiç çalışmadan giriyorsam ben bu sınavı, hiç emek vermiyorsam haliyle boş hayallere kapılmama gerek yok. Çünkü çalışılmadan elde edilecek başarılı olunabilecek bir sınav değil arkadaşlar. Hangi sınav öyle ki zaten? Yani hiç çalışmadan girip de başarılı olabileceğimiz, hani ÖSYM'nin yapmış olduğu kaymakamlığa göre daha kolay diye adlandırabileceğimiz KPSS lisans GYK sınavı bile, genel yetenek, genel kültür sınavından bahsedecek olursak bile kaymakamlığa nazaran müfredatı birazcık daha kolay olduğu için söylüyorum, ama hiç kimse çok kolay bir sınav diyemez bence. Genel yetenek, genel kültür çalışmadan başarılı olabilecek bir sınav değil. Onun dışında program çok önemli. Bunu söylemek istiyorum. Birazdan örnek program da göstereceğim. Hani öylesine gelişi güzel bir çalışma, bir disipline girmediğiniz takdirde sizi başarıya ulaştırmayacak. Ama o gün ne yapacağınızı bilirseniz, sistemli ilerlerseniz eğer, gerçekten konu, tekrar, soru mantığıyla beraber ilerleyebilirseniz, o zaman eminim ki sınava girdiğinizde zaten birçok bilgi hafızanızda canlı olarak kalacak. Şöyle bir avantajınız var sizin. Bu sınava 6-7 ay önce çalışmaya başlayanlar da emin olun şimdi sıfırdan bir daha başladılar. Ve o kadarlık çalışma onlara elbette ki bir altyapı kazandırdı. Aranızda da vardır. Ama birçoğu bitirmiş olduğu derslere de bir daha baştan başladılar. Sizlerin sıfırdan başlayacak olması da aranızda sıfırdan başlayacak olanlar için söylüyorum. Siz aslında çok bir şey kaybettirmeyecek. Sadece diğerlere nazaran günlük çalışma saatinizi biraz daha arttırmanız gerekecek. Normalde hani bitirip tekrara başlayan bir kişi günde 5 saat çalışıyorsa siz günde 8 saat çalışabileceksiniz. Sizin böyle bir sadece farkınız olacak diğerlerinden. Şimdi Kürşat Hocam yeni bir başladınız. Konuları ne kadar erken bitirebiliriz? Şu anki düzeyiniz ne ona göre? Yani siz şu an neresindesiniz konuların? Sıfırdan mı başlayacaksınız? Yoksa sonlara mı yaklaştınız? Buna göre değişiyor. Sıfırdan başlayacak bir kişinin konuları hızlıca hani böyle her gün es vermeden günde 8-9 saat kadar çalışıp da bir ayda bitirebileceği gerçek. Sıfırdan başlayanlar için dediğim gibi yani 8-9 bazen 10 saate kadar çıkabileceksiniz, ama hiçbir gün bile hani ben pazarımı bir bırakayım, bir boşaltayım, bir dinleneyim dememeniz lazım. Bir ay, 1,5 ay sonra istediğiniz kadar zaten bırakın. Yani bütün günler sizin olsun. Ama şu 1,5 ay içerisinde kendime dinlenme zamanı ayırayım. Hani
Şöyle değil ama bir oturacaksın 10 saat kalkmayacaksın demek değil. Tabii ki de arada işte bir 50 dakika kadar çalıştım, 10 dakika ara verdim ya da 1 saat çalıştım, 15 dakika ara verdim gibi şeyler olacak. Ama o süreç boyunca günlük ara vermenizi istemiyoruz. Haftalık programı 6 gün uyup da 7. gününde ben hiç bugün hiçbir şey yapmayayım demenizi istemiyoruz. KPSS derslerinin ayında pek sıkıntı yok hocam. Mesela ona göre ne yapılmalı? KPSS A derslerinden yana sıkıntı yoksa güzel. KPSS A ile ortak olan derslerle ilgili kaymakamlık kaynaklarından soru çözmeniz lazım. Çünkü sorunun soruluş şekilleri değişkenlik gösteriyor. KPSS A ile kaymakamlıkta ortak dersler mesela mikro iktisat ya da anayasa hukuku. Aynı evet ama soruluş şekli yani bir kaymakamdan beklenen anayasa hukukunun detayıyla bir uzmandan müfettişten beklenen farklı olabiliyor. O yüzden orada konularda eksiniz yoksa o konulara çalışmayın kaymakamlık için kaynaktan. Ama kaymakamlık kitabından o konularla ilgili, mikro iktisatla ilgili mesela soru çözümü yapın. Onlara aşina olmak için, soru kalıplarına aşina olmak için. Ama KPSS A'da olmayıp da kaymakamlıkta olan derslere çalışmanız lazım. Mali idareler gibi, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı, insan hakları gibi bunlara ayrıca çalışmanız gerekecek. Karakter olarak liderlik, yöneticilik gibi bir karakterim yok aslında. Hitabetim zayıf. Herkesin yapabileceği bir meslek mi sizce? Hiçbir meslek herkesin yapabileceği bir meslek değildir. Yani çok daha basit düzeyde bile düşündüğünüzde her meslek için bunu söyleyebiliriz. Karakteristik özelliklerimize göre meslek seçmek her zaman çok daha önemli. Mizacımıza göre, yeteneklerimize, ilgi alanlarımıza ve hayallerimize göre tabii ki de. Bu şu anda belli olmayabilir. Bu arada yaşınız kaç özel olmayacaksa yaşınızı iletirseniz belki daha tam karakterin oturmadığı bir yaşta da olabilirsiniz. Yani bu değişkenlik gösterebiliyor. Hatta 30 kişiye göre de değişebiliyor. 30-35 bazen 40'lı yaşlara kadar da tam kendimizi o hani ne istediğimiz ya da nelere yeteneğimizin olduğunu keşfedemiyor olabiliriz. Eğer ki yani daha 20'li yaşlardaysak o zaman erken karar vermemek daha doğru. Bir analizler var, meslek analizleri, bizim de yaptığımız analizler bunlar. Böyle bir şeye katılıp daha profesyonel bir sonuç alabilirsiniz. Gerçekten karakterime uygun mu değil mi? Değilse farklı meslekler tabii ki de seçebilirsiniz. Evet var, şu anda kaymakamlıkla ilgili hızlandırılmış bir programımız olacak. Onunla ilgili detaylı bilgiyi zaten eğitim uzmanlarımız size verecek. Size uygun mu değil mi? Analizler yaparak bilgi aktarıyorlar sizlere. Yani bizim programımız var ama şu anda sizin altyapınıza, seviyenize, eksiğinize göre hangi programa dahil olmamız gerektiği, bizim hangi programımızın size ne tür faydaları olacağını eğitim uzmanları sizlerle yaptığı detaylı analizler sonrasında çıkardıkları sonuçlara göre telefonda görüşerek yapıyorlar. Siz kendiniz direkt arayabilirsiniz. Ama zaten bu seminere girdiğiniz form doldurduğunuz seminer öncesi sizlerle bir rezervasyon görüşmesi yapılmıştır. Onlar eğitim asistanlarımız tarafından yapılıyor. Ders sonrası da ders değerlendirmek için ve sizin öğrenme hızınızı, unutma hızınızı, seviyenizi ve öğrenme yapınızı ölçümlemek adına tekrar görüşüyorlar. Ona göre de eğitim programları hakkında zaten detaylı bilgi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim o zaman. Sana 1,5 ay var. Ne yapacağım? Çalışma programı demiştik. Evet, kayıt var şu anda. Bu çalışma programı ile ilgili benim önerim her zaman için aslında haftalık programlar yapmanız. O haftalık programda şunu yapmayın. Hani ben öğrencilerime saat saat görsünler diye aslında yapıyorum ama şunu her zaman söylüyorum. Saatlere birebir bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ben o saati örnek olsun diye size. Hani bu saatte bunu yapabilirsin ama önemli olan o toplam saat aralığını göstermek için yapıyorum. Ama genelde şöyle düşündüğüm zaman kaymakamlık öğrencisi, yetişkin bir birey, farklı sorumlulukları da var. Hani şöyle bir program hiçbir zaman ihtiyaç duymamalı. Saat şu saatte kalk, kahvaltını yap, şu saatte derse otur, şu saatte ara ver vesaire. Hani böyle adım adımdan ziyade günlük liste şeklinde bugün yapılacaklar ne yapılmalı? İşte kaymakamlık anayasa hukuku konu çalışılacak, çalışılan konu tekrar verecek. Tekrardan sonra en az 40 soru çözülecek. Arkasından mikro iktisat konu çalışılacak, video izlenecek. Tekrar yapılacak, 40 soru çözülecek ve o günün komple tekrarı ile ilgili karışık bir atıyorum şu anda. Hani tabii bu programların hiçbiri böyle ezbere hazırlanmaz bu arada. Her bir programı biz öğrencimize yaptığımız testler sonrasında onun da bize iletmiş olduğu bilgilerle bireysel hazırlarız. Şu anda tamamen örnek bir program söylüyorum. Akşam işte komple hepsiyle karışık 70 soru çöz, 100 soru çöz. Ertesi gün dünün tekrarını yap. Ne yaptık? Anayasa ve mikro ile ilgili kısa bir tekrarlarımı yaptım. İdare hukuku konu çalış. Tekrarını yap, sorularını çöz.
Mikro iktisatı bitirdikten sonra genelde makroya başlamanız taraftarıyım ama şu an kalan sürenin azlığından kaynaklı beraber de götürebilirsiniz. Makro çalış mesela. Makrodan sonra tekrar soru çözümü ve günün tekrarını yap. Yapabilirseniz haftada şu anda en azından hani iki tane deneme çözmeye çalışın. Konuları oturtuncaya kadar. İkinci hafta itibariyle haftada üçe çıkartabilirsiniz. Üçüncü hafta itibariyle her gün deneme çözersiniz. Böyle böyle de hızlanmış olursunuz arkadaşlar. Bu bir örnek program. Bizim her gün canlı derslerimiz var kaymakamda. Şu anda 4 Eylül'de başlayacak olan bir, evet bugün Salı 1 Eylül, 4 Eylül'de başlayacak arkadaşlar. Bu program her gün, bakın şu anda bu altta canlı ders yazıyor mavi. Onlar bizim programımızın aslında örneği. Her gün saat 17'de başlıyor canlı dersler. Akşam 22'ye kadar devam ediyor. Sonrasında ben mesela 23.30'a kadar da öğrencimize soru çözmesi için, o derste ne anlatıldıysa o konuyla ilgili mutlaka pekiştirme sorusu çözmesi için zaman tanıyorum. Program net değil. Bu örnek bir program. Hani yazı karakterleri biraz küçük sığdırmak için böyle yapmak zorunda kaldım. Ama fotoğrafını çekip belki büyütürseniz görebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu alıp bizzat kullanın demiyorum. Bunu biraz önce de söylemek istedim özellikle. Herkesin programı farklı. Bu mesela biraz daha yoğun çalışan bir öğrencimiz. Çalışma hayatı yok. Tüm gün evde sıfırdan başlayacak ve çok hızlı bir şekilde bitirmesi gerekiyor. Ve öğrenme hızına baktığımızda biraz daha günlük tekrar gerektiriyor. Çünkü öğrenme hızı ve unutma hızı oranlarına baktığımda biraz daha çabuk unutabilen ve birazcık daha geç öğrenebilen bir öğrencimin programıydı. Öyle bir durum. Günde kaç saat? Bu da değişkenlik gösteriyor. Mesela bu öğrencimiz 4, 6, 7, 9, 11 saat falan çalışıyor günde. Zaten bunun uzun bir periyodu canlı derste geçiyor. Kalan zamanı içinde gördüğünüz gibi diğer kısmı ki 10'da başlatıyor. Bazı öğrencimi 8'de başlatıyorum. Bazısını 9'da, bazısını 12'de başlatıyorum. Bana mail atarsanız cevap olarak gönderirim. İşten 6'da çıkıyorsa şunu söyleyeyim istiyorum. Bir gün sadece sanırım 20'de başlıyor. Çarşamba olması lazım. Onun dışındakiler için de şöyle bir şey. Hani bilmiyorum işten çıktıktan sonra arabayla mı gidiyorsunuz, toplu taşıma mı kullanıyorsunuz bilmiyorum ama bir kere internet erişimi olan her yerden katılabiliyorsunuz. O ayrı. Onu geçtim. Onun dışında şunu bilin. Her ders kayıt altına alınıyor. Mutlaka onların videosu sisteminize yükleniyor. Dersi kaçırma gibi bir durumda olmuyor arkadaşlar. Bunu da iletelim istedim. Yani o ilk bir saati kaçırdıysak bile mesela iş yerine girme durumumuz yoksa eğer derslere onun telafisi zaten yapılabiliyor. Mail adresini paylaşacağım seminer sonunda. Unutkanlığı mesela neye göre belirliyorsunuz? Öğrencimize analiz, eğitim analizi yapıyoruz. Bu eğitim analizinde de birçok soru soruyoruz. O sorulara verdikleri cevaplar, hatta unutma hızı için ayrı bir testimiz daha var. Onlara katıldıktan sonra da unutma hızı ve öğrenme hızı öğrencimizin kimliğinde belirleniyor ve buna göre programları hazırlanıyor. Hukuk derslerine sürekli yeni şeyler ekleniyor. Sürekli değişiyor. Evet haklısınız. İktisat derslerinden sonraya mı bırakmalıyız? Hukuk ve iktisat aynı anda mı götürmeliyiz? Şu anda bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Yani artık hem hakimlik sınav tarihi belli, hem kaymakamlık, hem KPSS A grubu var önümüzde. O yüzden hukukla ilgili son güncellemelerden sonra ekstra zaten bir güncelleme yapılmadı. Sınava kadar da yapılacağını düşünmüyoruz açıkçası. Tek uzamda kayıtlara deneme yapılacak mı? Kaymakamlık için deneme yok diye biliyorum ama yine arayıp detaylı bilgiyi siz eğitim uzmanlarından alabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık motivasyondan bahsedeceğim çünkü şöyle sınavlarda, böyle yoğun sınavlarda gördüğüm, şahit olduğum bir gerçek var. Bazı öğrenciler o kadar iyi çalışıyor ki günde 12 saati buluyor, 13 saati buluyor, konularını bitiriyor, her şey tamam. Ama son dönemler yaklaşınca bir kendimize güvende problem yaşıyoruz. Başka arkadaşların bizden daha iyi olduğunu düşünüyoruz, varsayıyoruz. Ne hikmetse, nasıl ölçüyoruz bunu hiç bilmiyorum ama şunu asla unutmayın. Sınav günü belli olur kimin başarılı olup olmayacağı. Yani sınav öncesinde o benden daha iyi, o benden daha çok çalışmış. Yok işte grupta gördüm şu konuları herkes bitirmiş. Ben daha bitiremedim. Kendinizi lütfen birileriyle olumsuz anlamda kıyaslamayın. Bu sizin başarınızı düşürecektir. Çok fazla çalışmış olabiliriz, çalışacak olabiliriz. Çok istiyoruz elbette. Ama bir süre sonra aşırı bunalttığımızda kendimizi ve sürekli zihnimizde olumsuz düşünceler belirmeye başladığında ister istemez dersten de soğumaya başlayacağız. O yüzden şöyle bir şey yapmanızı istiyorum. Hani onu günlük rutininiz gibi görün. Yani ders çalışmayı zorunlu yapmam gerekiyor. İşte kendimi koşullandırıyorum. Böyle onu kötü bir şey olarak kodlandırdığınız anda kaçmaya başlayacaksınız.
Ve bu sefer de dersin başına oturamamalar başlayacak. Oturunca bir an önce kalkma isteği başlayacak. Dersin başına oturacaksınız ama bir türlü bakışacaksınız kitaplarla ya da videoyla. Bir türlü başlatamayacaksınız. Bir türlü devamını getiremeyeceksiniz. Bunun gibi şeylerin olmaması için aslında video izlemek, derse katılmak ya da işte soru çözmek, deneme çözmek sizin için günlük rutin gibi olmalı. Nasıl ki yemek yemek, uyumak, uyanmak hep bir rutinimizse bizim. Ders çalışmayı da bu hale getirmemiz lazım. Böyle görmemiz lazım. Böyle bir bakış açısı geliştirmemiz lazım. Bu da biraz motivasyonumuzun düşmesini engellemiş oluyor. Emin olun, bakın kazanan kişilerle de biz görüşmeler yapıyoruz. Onlardan notlar alıp sizlere de aktarıyoruz. Onların tecrübelerini de size aktarıyoruz. Hatta daha önce yaptığım seminerlerde onlardan aldığım bazı böyle dipnotları seminerimin sonunda paylaşmıştım. YouTube'da bu seminerlerimiz var. İlkuzem kanalında. Nasıl çalışmışlar diye. Hep ilk cümlelere ben çok dikkat ediyorum. İlk cümle hiçbir zaman şu olmuyor. Şu kaynaklardan yararlandım. İşte günde şu kadar saat çalıştım, şu kadar ay çalıştım. Bunları söylüyorlar evet ama ilk cümlede değil. İlk cümle ben çok inandım. Ben kendime çok güvendim. Çok istedim. Kendimi hep motive ettim. Yani gerçekten motivasyon yüksek kişilerin kazandığını görüyoruz arkadaşlar. En iyi şekilde motive olmak, bu sınavda başarılı olmanın en önemli ipuçlarından bir tanesi. Çünkü motive olamadığımda haliyle çalışma isteğim de gelmiyor. Bu sefer de bilgileri bir şekilde toparlayamıyorum. Ya da unutmaya başlıyorum. Bu çok çok önemli. Bu sınav için özellikle çok önemli. Güncel mevzuat takibi yapmayı öneriyorum. Hani zamanınızın üçte birini ya da haftada bir kere mutlaka bunu yapın. Mevzuat takibi yapın ki sınavda çıkabilecek sorularda da bakış açınızı hem geliştirmiş olun hem bununla ilgili soruları kaçırmayın arkadaşlar. Mevzuat bir ülkede yürürlükte bulunan kanun, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer yasal düzenlemeler aslında. Peki bunu nereden takip edeceğiz? Aslında internette gov.tr ile biten sitelerde çokça mevzuat takibi yapabilirsiniz. Güncel mevzuat takibini yapabilmek için yine devlet kurumlarına ait ve TBMM'ye ait kurumsal internet sayfaları diye yazdığınızda resmi gazete aynı şekilde buradan takip edebilirsiniz. Hem bu sıkı çalışma temposu arasında güncellikten de uzaklaşmamış olursunuz. Aynı zamanda KPSS için bile işinize yarayacak güncel mevzuat bilgilerine sahip olmuş olursunuz arkadaşlar. Şunu lütfen unutmayın. Yine birçok kişide gördüğüm, birçok seminerde denk geldiğim şeylerden bir tanesi. Hocam bir konuları bitireyim mi önce? Ben bir konuları çalışayım. Ondan sonra soru çözmeye başlayacağım. Şimdi sınava 1,5 ay kalmış. 1,5 ay kala konuları bitirip de üstüne de soru çözmeye başladığımda ilk çalıştığım konuları zaten unutmuş olurum. Sorumu çözmezsem. Ama konu artık soru pratikliğiyle ve mantığıyla ilerlersem o zaman her zaman daha da avantajlı konumda olurum. Çünkü o konuyu çalıştım. Pratik yapmazsam, konuyla ilgili yani soruyu çözmezsem eğer o konu bir ay sonra unutulacak. Soruyu anlamayacağım. Mesela o konuyla ilgili bir soru gelmiş ya. O sorunun o konuya ait olduğunu bile hatırlamayacağım. O yüzden lütfen her bir konunun arkasından üşenmeden, sıkılmadan, ertelemeden mutlaka konuyla ilgili pekiştirme sorusu çözün. Kaç soru çözelim hocam? Bulabildiğiniz kadar 20 buluyorsanız 20 çözün. 30 buluyorsanız 30 çözün. 40-50 buluyorsanız o kadar çözün. Ama mutlaka konu pekiştirme sorusunu çözün arkadaşlar. Bu sizin çünkü hem hızınızı hem pratikliğinizi arttıracak hem de o konuyu unutma ihtimalinizi çok çok aza düşürecek. Programınızda da en çok yer vermeniz gereken şey o yüzden soru çözümü olmalı. Hani ben biraz önce örnek bir programdan bahsettim ya. İşte mesela dedim anayasa hukuku konu çalışması, anayasa hukuku tekrar ve soru çözümü. Mikro iktisat konu çalışması, tekrar ve soru çözümü dedim. Bakın bitirmedim. Kapanışta da dedim ki anayasa ve mikro ile ilgili de karışık bir 100 soru, bir 70 soru, bir 50 soru, bir 60 soru ne kadar bulabiliyorsak bir de karışık öyle çözelim dedim. O günü öyle kapatalım ki onlarla ilgili çalışsın her şey hafızamda kalsın. Çünkü muhtemelen sıfırdan başlayan arkadaşlarım tekrar için vakit bulamayacak bir daha. Yani konuları şöyle bir hızlıca bitireyim, sonra bir daha başa alayım, tekrar edeyim, sonra bir de soru çözeyim. Buna vakit yok. Hepsini aynı anda yapacağım. Konu, tekrar, soru. Bu mantığı oturtursam çok da kolay bir şekilde zaten yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Soru çözerken çözmüş olmak için çözmeyeceğiz. Ben sırf bugün listeme işte 500 soru çözdüm yazmak için ya da işte ben birilerine, rehberlik uzmanıma ya da arkadaşıma ben bugün 500 soru çözdüm demiş olmak için soru çözmeyeceğiz. O gün 100 soru çözün gerekirse, 200 soru çözün. Ne kadar bulabiliyorsanız. Bazı öğrenciler günde 70 soru çözüyor ama o kadar kaliteli çözüyor ki. O 70 soru zaten 500 soruya bedel. Çünkü her bir yapamadığı sorunu yanlış yaptığı ya da boş bıraktığı ya da hatta ve hatta kafadan attığı ama doğru çıktığı ama onu bilmiyor aslında.
sallamış ve doğru çıkmış. Onun dahi doğru cevaplarını öğreniyor. Bakın, bakıp geçiyor demiyorum. Öğreniyor. Öğrenmek nasıl olur? Bakacağım çözümüne. Ha, anladım. Kapat, kendin bir daha çöz. Birkaç dakika sonra bir daha çöz. Ezberlemiş misin, öğrenmiş misin? Aradaki fark çok önemli, çok değerli. Bunu ayırt etmek lazım. Tekrar mı çözemiyorum? Not al onu. Onu not al. Hangi konuya ait bir soruydu o? O ilgili konuyu bir kez daha gün sonunda lütfen tekrar et ve o soruyu bir kez daha çöz. Öğrenebilene kadar, öğrenene kadar, öğrenebilene nasıl bir kelimeydi bilmiyorum. Öğrenene kadar o sorunun gerçekten peşinden gitmen gerekiyor, inatlaşman gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz takdirde zaten çok değerli bir soru çözümü yapmış olacağız. Yani dediğim gibi çözdüğünüz o belki öylesine çözdüğünüz 500 sorudan çok daha değerli soru çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Hocam soru bankalarından soru çözerken sorun yaşamıyorum. Fakat denemede karma sorular önüme gelince zorlanıyorum. Bunu aşmak için önerirsiniz. Daha sık deneme öneririm size hocam. Mesela her gün deneme çözün. Hani biraz çivi çiviyi söker mantığı var burada. Deneme çözmeye çok alışık olmadığımız zaman ama daha çok soru çözmeye alışık olduğumuz zaman haliyle alışık olmadığımız aktivitede daha çok zorlanıyoruz. Her gün bir deneme yapın ve emin olun ki 6-7 günden itibaren zaten farkı görmeye başlayacaksınız. KPSS'den sonra bir ayda konu ve soru yetiştirebilir miyim? Hacer Hocam, KPSS'de zaten birçok şeyi halledebileceğiniz için kaymakamlıktaki derslerle ilgili tamamladıktan sonra kalan dersleri bir ayda yetiştirebilirsiniz. Yanlışların doğruları götürünü biliyorsunuz. O yüzden yanlış işaretleme yapmıyoruz, boş bırakıyoruz ve bunu sınav için söylemiyorum. Sınavda zaten bunu yapacağız ama şimdi kişi çalışma sürecinde ne yaparsa bunu sınava yansıtır, değil mi? Ne öğrenirsem sınava yansıtırım. Ne öğrenmezsem bunu da sınava yansıtırım. Deneme sınavı çözerken de yine aynı şekilde ne yapıyorsam gerçek sınava aynısını yansıtırım. Denemede de arkadaşlar bilmediğiniz soruyu işaretlerseniz bunu bir alışkanlık haline getirirsiniz ve sınavda da bilmemenize rağmen bir işaretleme isteği doğar ister istemez. Bu da sizi yanlışa sürükler. Bu yüzden evet bir fikrimiz varsa hani bir şey bizi bir yerden çağrıştırıyorsa işaretleme tabii ki yapabiliriz. Ama hiçbir bilgimizin olmadığı, hani tamamen unuttuğumuz ya da hiç çalışmadığımız bir yerden soru geldiğinde sırf şans eseri hani acaba doğru çıkar mı deyip de işaretleme yapmayın arkadaşlar. 2021 için sıfırdan başlayacak hemen grubu hem kaynak grubu. Önümüzde çok uzun zaman var Melike Hocam. Sizin için gayet güzel bir zamanlama olmuş aslında şimdiden başlamak. Çıkmış soruları mutlaka çözün, bulabilirsiniz. İnternet sitesinde de var ÖSYM'nin zaten. Çıkmış soru çok faydalı arkadaşlar. Yani soru kalıplarını öğrenmek için, ÖSYM benden bir bilgiyi nasıl istiyor bunu görmek için, soru mantığını öğrenmek için, tarzı öğrenmek için çok güzel. Ama hani şöyle düşünmemiz lazım. Hiçbir sınavda, çoğu sınavda diyeyim, ÖSYM zaten birbirini tekrar eden tarzda sorular sormaz. Yani aynı soruyu bir daha sormaz. Açıkçası bunu söylemek istiyorum. Tabii ki mantıken. Ama bazı istisnalar hariç yani bazı soru tarzlarına çok benzer şekilde çıkabiliyor. Ama şöyle düşünün. Zaten sıklıkla mevzuat güncellendiği için, hukuk güncellendiği için zaten aynı soruyu bir daha göremezsiniz. Güncelliğini yitiriyor. Ama çıkmış soruları çözmenizin size çok büyük artıları var. ÖSYM'yi çok daha yakından tanıyorsunuz. Soru kalıplarını öğreniyorsunuz. Bir bilgi sizden nasıl istenebiliyor? Sizi nasıl ikilemde bırakabilir? Sizden o bilgiyi isterken size hangi seçenekleri sunar? Bunların hepsini öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden çıkmış soru çözülmesi, gerçekten sınavı çok daha iyi tanımak, çok daha hazır gitmek ve işin de psikolojik tarafına bakarsan daha özgüvenli sınava giriyorsunuz. Hani ben tanıyorum bu sınavı, ben ÖSYM'yi tanıyorum, muhatabımı biliyorum. Hani onun o düşünceye sahip olduğunuz zaman şöyle düşünün bir iş görüşmesine gideceksiniz. Önden o iş yeriyle ilgili bilgi edinmişsiniz. Orada çalışan bir arkadaşınız varmış. O size anlatmış, anlatmış. Böyle şöyle vesaire araştırmışsınız. Daha önce işte bir tanıdık daha çıkmış. Bir sürü şüphe senaryo düşünün. Gittiğinizde daha özgüvenli gidersiniz. Ama hiç bilmediğiniz bir iş görüşmesine ilk defa gördünüz, duydunuz ve şans eseri başvurdunuz. Sizi de kabul ettiler. Oraya daha tereddütlü gidersiniz. Onun gibi düşünün mesela. O yüzden çıkmış soru çok daha faydalı olacak sizin için. Açık öğretimde son iki dersim kaldı. 9'da sınavımız bitiyor. Başvuru yapabilirim. 9 Eylül'de mi? Sınav başvuruları başladığında eğer ki mezun olmuş olursanız o zaman başvuru yapabilirsiniz.
Yani sınav başvuruları başladığı anda sizin mezun olmanız gerekiyor. Şu anki durumunuz değil. Başka soru kaçırdık mı? Açık öğretim mezunuyum. Derece notu önemli mi? Efendim diyor Hava Hocam. Hayır, bunda herhangi bir derece notu önemli değil. Hocam idari hakimlikte yanlış doğruyu götürüyor mu? Adli hakimlikte de idari hakimlikte yanlışların doğruları götürmediğini biliyoruz arkadaşlar. Kaymakamlıkta götürüyor ama hakimlik sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmıyor. Sadece doğru cevaplar dikkate alınıyor. Bir değişkenlik olmadı değil mi ondan sonra? Yani en sonki kılavuz da o şekilde. Çünkü son kılavuz gelmediği için başvuru kılavuzu aslında orada belli oluyor. Yani her sınavla ilgili o yılın kılavuzunda o yılın sınavıyla ilgili kurallar yazar. O yüzden biz her zaman açıklanmayan sınavlarda, daha kılavuz yayınlanmayan, ilanı gelmeyen sınavlarda, mesela sadece tarihleri belli bunda. O yüzden de o sınavlarda bir önceki yılı baz alıyoruz. Yani dediğim gibi sınav kılavuzu geldiğinde özellikle dikkatlice inceleyin, olur mu? Hangi sınava gireceksiniz eğer. Evet, kayıtlı olacak bu yayınımız. Tek Özlem'in YouTube kanalına eklenecek. Ama hemen izlemek isteyenler, mesela seminer bitti 10 dakika sonra değil, hemen izlemek istiyorsunuz. Facebook sayfamız var. Tek Uzam yazınca çıkıyor direkt. Orada zaten şu anda canlı yayını yapıyoruz biz. Haliyle biter bitmez de orada kayıtlı bir şekilde kalıyor bu yayınımız. Oradan direkt izleyebilirsiniz. Dinleyemiyorum. Ses kesik kesik. Aslında seste bir problem gözükmüyor musun? İnternetinizle ilgili olabilir mi? Geç başvuru olur o zaman. Geç başvuru olur, evet. Her sınavda oluyor. Kaymakamlık için geç başvuru, yani KPSS için oluyor, kaymakamlık için oluyor muydu? Ona bir araştırmam lazım. Geç başvuru oluyor genelde. Hani açıyorlar ve daha yüksek ücreti oluyor. Geç başvuru tarihini de hatta 17 Eylül 2020 olarak evet ilan etmiş Özlem'e, şimdi görmüş oldum. 17 Eylül 2020'de geç başvuru. 2-9 Eylül tarihlerinde de zaten kaymakamlık sınavı başvuruları başlıyor arkadaşlar. Yarın itibariyle bunu hatırlatmış olalım. 17, evet, aynen. Tabii. Yani o 9 Eylül'de sınav bitecek, açıklandığı anda. Hani sizin o geçme kalma durumunuz, mezuniyet belgeniz hemen çıkıyor. Normalde sınavlar girildiği anda, hesaplandığı anda sizin mezuniyet durumunuz, notunuz, puanınız. Ona göre transkripte gördüğünüz anda zaten başvurabiliyorsunuz. Sınava Ankara'da gireceksiniz. Mülakatlar nasıl olacak? Yani şöyle söyleyeyim. Daha önce hiç mülakata girdiniz mi bilmiyorum ama daha çok davranışa, alanla ilgili sorulara, genel kültürle ilgili sorulara, bilimsel teknolojik gelişmelerle ilgili sorulara, kendinizi tanıtabilme, kendinizi aktarabilme, gücünüze, yeteneğinize, iletişim gücünüze, ikna kabiliyetinize, temsil kabiliyetinize, diksiyonunuza ve birçok şeyi ölçüyorlar aslında. Hatta özgüveninizi, öfke kontrolünüzü, zaman yönetiminizi, birçok şeyi aslında ölçüyor. O yüzden de her şeye hazırlıklı gitmek gerekiyor mülakat sürecinde. Yani sizi sinirlendirecek bir olay bile yaşanabilir. Ama hepsi bilinçli şeylerdir. Bu tamamen bir örnek. Yaşanacak diye bir kural yok. Öyle düşünmekte fayda var. Sınav Ankara'da olacak. 18 Ekim'de saat 10.15'te. Kaç soru olacak? Sınav 100 soru. Bunun 66'sı alan bilgisinden, 34'ü de genel kültür, genel yetenekler arkadaşlar. Bazı dipnotlar vermek istedim. Bazı derslerle ilgili Türkçe'de ne çalışalım? Genelde her yerde oluyor. Ankara'da. Sınav belgeleriniz de belli olur zaten. Nerede gideceğiniz. Genellikle imla, noktalama, atasözü gibi konulara ağırlık vermenizi öneriyorum. Demokratikleşme ve insan haklarından da AB ilerleme raporları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısını bilmeniz, bir soruyu garantilemeniz demek olabilir. Bununla beraber yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları metinlerine göz atmanızı öneririm. Anayasa hukukunda çalışma yaparken anayasaya da mutlaka bakabiliyorsunuz. Bakın, hani internette de bu açık olsun bir yandan çalışmanızı yaparken. Bittikten sonra mutlaka temel hak ve hürriyetler konusuna bakın diyorum. Maddelerini ezberleyip ezberlemeye çalışın.
Ve özellikle şu dönem yapılan ezberlerin çok unutulması mümkün olmadığı için avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sınava kalan süreye kadar şu anki ezberler çok değerli o yüzden. Hakların sınırlandırılması konusunda yine anayasa hukukunda önemli. ÖSYM'nin sıklıkça genelde sorduğu bir alan diyebilirim. Fotoğrafını çekebilirsiniz bu arada. Bunlar tabii ki de olabilecek şeyler. Hani illa bu çıkacak, bu sorulacak gibi bir şey kimse bilemez zaten haliyle. Bunlar belirli dipnotlar. Size öneri olarak bunlara bir bakın dediğiniz yerler arkadaşlar. Türkiye'nin idari yapısında 5442 il idaresi kanunu, 5018. cetvelleri olan eklere mutlaka bakın derim. Hangi kurum hangi cetvelde sayılmış? Bunları bir ezberlemeye çalışın. Bunlarla ilgili şeyler görebilirsiniz. Mahalli idarelerde il özel idaresi, Büyükşehir Belediye Kanunu, belediye ve köy temelli mevzuatlara çalışmanızda fayda var. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 442 sayılı Köy Kanunu ile birlikte belediyelerin, köylerin kurulması, kaldırılması, isimlerin değiştirilmesi hususuna dikkat etmenizi öneririm. İktisat alanında zaten mikro makroyu çok iyi bilmeniz lazım ki KPSS A'ya hazırlananların bu alanda biraz daha yine artıları olabilir mikro makroya detaylı çalıştıkları için. Birazcık daha burada hani dediniz kuruluş şekilleri değişebiliyor diye. Bu da biraz daha mesela normal mal, düşük mal, lüks malın gelir, ikame ve toplam etkilerini bilmemizde fayda var. Çarpan katsayılarını bilmeniz lazım. Mesela denk bütçe çarpanının kaç olduğunu bilmelisiniz. Bunlar hazırda verilmeyen bilgiler olabiliyor. Sizin bilginizi ölçen tarzda sorularda çok sıkça bunlarla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Eğitimlerimizle ilgili bilgi almak için tekrarlıyorum. 444-5835 siz de arayabilirsiniz. Zaten bir sırayla sizler aranacaksınızdır. Ama öncesinde siz de arayıp bir an önce başlamak adına detaylı görüşebilirsiniz. Şu anda gerçekten biz şöyle bir politika izliyoruz. Sınav tarihi açıklandıktan sonra biz hemen ikinci grup eğitimimizi başlatıyoruz. Mail adresime de vereceğim. Başlatıyoruz ve bunda da hani şöyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı arkadaşlar. İşte sınava çok az kaldı. Bizim de grubumuz yeni başlayacak ama işte fiyatları bu konuda şişirelim vesaire gibi bir durum yok. Çok uyguna, gerçekten çok ihtiyacınız olan bir eğitimi uygun da ücretlerle alabileceksiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ankara'dayız zaten. Ankara Merkez Kadro Hocaları eğitime giriyor. Gerçekten alanında uzman bir kadro var kaymakamlıkta. Ve gerçekten de şunu söylemek istiyorum. Kaymakamlık alanında yüksek bir başarıya sahibiz. Bu da tabii ki bu işleyişle, eğitim modeliyle beraber rehber desteği, hocaların gerçekten çok daha alanına hakim hocalar olması, ders anlatırken konulara değinmekle beraber soru tarzına çok sıklıkla değiniyor olması vesaire. Eğitimler online olacak. Nerede olursanız olun. Eğitimlere zaten internetinizin olduğu her yerden katılabiliyorsunuz. Zaten uzaktan eğitimler artık çok revaçta olduğu bir dönemdeyiz. Kaynak olarak bizler sadece ders videolarımız, canlı derslerimiz ve sistem ders notları da olması lazım ekstra. Bunlar içerisinde olacak. Biz ekstra kitap vesaire göndermiyoruz. Zaten ona göre de bir öneride bulunuyoruz. Eğitimler online. Evet, yıl içinde başka alım olur mu? Genelde yılda bir kez alım oluyor. Sonradan derse katılabilirsiniz Halil Hocam. Tek Uzay'ın YouTube kanalında ekrana şu an yansıttım. Buradan birkaç güne kadar yayınlanıyor ama en hızlı izleme yöntemimiz Tek Uzay'ın Facebook adresi. Şu an bu yayınımız Facebook'ta da canlı yayın olarak işlendiği için seminer biter bitmez hemen 1-2 dakika içerisinde kaydını oradan otomatik olarak izleyebiliyorsunuz. Facebook kullanıyorsanız eğer Tek Uzem'in Facebook sayfasından videomuzu izleyebilirsiniz. Seminerimiz videosu kayıt altında olacaktır. Mailimi istiyordunuz. Ekrana yansıttım. rehberdeki@tekuzem.com mail adresim. Buradan mail gönderebilirsiniz. Evet, bunların hepsini cevapladım. Şu anda başlasam yetiştirebilir miyim? İşte çalışıyorsak şöyle söyleyeyim. Biraz daha bir şeylerden kısarsak eğer günde en azından bir 8 saat falan görürsek yetiştirme şansımız var. En azından daha kötü olduklarımız ve daha çok soru çıkan kısımları halledebiliriz. Tamamını %100 yapamasak da ki zaten hiçbir zaman ÖSYM bizden bunu beklemiyor. Sınavı yapan kurumlar bizden bunu beklemiyor. Bizim amacımız kontenjan içerisine girmekse eğer hani tamamını full çıkarmak gibi bir amacımız da yok. Öyle olmamalı. Sıfırdan başlayanlar için eksiklere yoğunlaşmak gayet mantıklı olacaktır. Var mı başka soru sormak isteyen?
Yani atama için kaç puan almalıyız? Şöyle bu yıllara göre değişkenlik gösteriyor tabii ki de. Her yıl taban puan değişiyor. Yani başaran kişinin en sonki puanı değişiyor. Böyle olunca da haliyle kaç puan almam lazım? Bu değişiyor. Şimdi örnek mesela şöyle söyleyeyim. 9 Kasım 2019'da yapıldı en son sınav. Tabii 9 Kasım'da yapıldı. Yine 100 kişi alındı. Bu 100 kişinin 4 katı aday. Yani 400 kişi mülakata çağrıldı arkadaşlar. Şimdi bu 4 mülakata girenlerin puanına baktım. 400. kişinin puanı 76,27 idi. Yani 76,27 puan alan kişi mülakata çağrıldı. Asıl hani derece yapanlara baktığımızda mesela ben direkt o 100 kişinin içerisinde olmak istiyorum diyorsanız mesela 101. kişi 81,44 puan almıştı. 100. kişi yine 81,2 miydi? 80. nokta o civarlarda almıştı. Ya da onun dışında mesela 40. kişiden bahsedersek daha derece yapan 83,95 puan almıştı. 80'den sonra zaten bayağı bir daralmalar başlıyor. 70'ler arasında çok ciddi yığılmalar oluyor. Genelde 70, 75, 75 ile 80 arasında çok fazla aday var. Ama 80 sonrasında bir şu tık tık gidiyor. Yani 81,1, 81,1 böyle böyle gidiyor arkadaşlar. O yüzden de o aralık darlaşmaya başlıyor gitgide. Yani şöyle söyleyeyim size mesela. 400. olan kişi 76,27 aldı ve mülakata girdi demiştik. 76 ile 72 arasında 4 puan var mesela değil mi? Ama o 4 puan araya o kadar çok kişi sokmuş ki yarı yarıya. 4 puan yani 800'e yakın 739. kişi 72 puan almış. Yani 72 puanla 76 puan arasında 4 puan olmasına rağmen arada 400 kişi var. Çok fazla o puanları alan kişiler olduğu için. Evet, standart sapma olduğu için net sayısı değişkenlik gösterir. Onu bilmemiz mümkün değil. Kaç net kaç puan. Onu puan hesaplama robotlarından bakıp deneyebilirsiniz. Ama orada çok doğru sonuca ulaşamazsınız arkadaşlar. Çünkü standart sapma var. Net ortalamalarına göre alınan puanlar değişkenlik gösteriyor. Halil Hocam, açıkçası pandemi dolayısıyla hiçbir şeyin garantisi olduğunu düşünemediğimiz için artık bence insan olarak şunu da çokça öğrendik. Plan yapamıyoruz. Yani gelecekle ilgili bir gün sonramızı bile planlayamıyoruz. O yüzden bilmiyoruz yani ne olacak, ne bitecek gerçekten bilmiyoruz. Önce bir KPSS olacak gibi duruyor. Zaten KPSS'nin şu an ertelenme gibi bir şey söz konusu değil, gündemde değil. Tabii her zaman diyoruz ya her şey olabilir diye. Ama hani olabildiğince önlemli bir şekilde yapacaklarını düşünüyorum. Tabii ki daha da kötüye gitmesi durumunda farklı çözüm önerileriyle geleceklerdir. Belki de öyle bir durum ama şu an siz onu hiç düşünmeyin. Yani sınav ertelenir vesaire bunları hiç düşünmeyin. Sınav tarihi de açıklandı malum. Şöyle bir dönemde sınav tarihini belirleyip açıkladılarsa çok da erteleme düşünceleri olmayabilir. Şu an için tabii. Bir yandan KPSS of demiş Havva Hocam. Oflamayın. Bunların hepsi güzel telaşlar. Evet, o halde senelik kaç kişi sınava giriyor? Şimdi mesela KPSS için 1 milyon falan diye düşünürsek kaymakamlık için sınava başvuran kişi sayısıyla sınava giren kişi sayısı arasında değişkenlik gösteriyor ama yani fazla hocam. Ya kaç kişi onu bilemiyoruz. Yani 1 milyonu aşkın KPSS öğrencisi var. Çiftli yıllarda tabii ki bu. Tekli yıllarda 600 bin, 700 bin, bazen 500 bini görüyoruz. Ama mesela en son kaymakamlık 2019'ya başvuru sayısına baktığımız zaman bunu ÖSYM zaten paylaşmıştı. Özellikle rekor başvurunun 2018 yılında olduğunu, 2019 yılında da aslında başvuru sayısının yine bir yıl öncekine göre arttığını istatistiki bir şekilde zaten söylemişti. Onun dışında da net başvuru sayısı mesela şöyle söyleyeyim. 2018'de 28.217 civarında diye bir bilgi paylaşımı yapılmış mesela. 28 bin civarında. 2019'da da 30 bin civarına çıkmış olsa bu sene de yine 30-35 bin bekleniyor olabilir. Üniversite mezun puanım 70'ten düşük. Üniversite mezun puanınız etkilemeyecek. Yok yok hayır. Yani mülakat önemli. 80 aldım. Güzel de bir puan almışım. Mülakata gittim. Üniversiteye göre yani şöyle söyleyeyim. Kamusun neye göre eleyeceği vesaire de çok belli olmuyor. Mesela şöyle bir gerçek var. Ama bu resmiyette yok. Yani
Açık öğretim fakültesi mezunları kaymakam olamaz, kaymakamlık sınavına giremez ya da mülakatta elenir gibi bir ibare resmiyette yok. Ama duyanlar aranızda olmuştur diye düşünüyorum. Uzunca bir zamandır açık öğretim fakültesi mezunlarından bir kaymakam göremedik. Yani sınava girip sınavı geçseler bile mülakat sürecinde, hani bu bir tesadüf olabilir arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Çünkü resmiyette böyle bir bilgi yok. Ha, bu siz olamayacaksınız anlamına da gelmiyor tabii ki de. Ama şöyle bir şey olabilir. Yani siz de 80 puan almışsınızdır. Bir başkası 80 puan almıştır. İkiniz de eşit durumdasınızdır neredeyse. Ve elemek için bir sebep, biriniz alacaklar diyelim. Bir sebep arıyorlar. Böyle bir durumda mezuniyet puanlarına bakalım vesaire olabilir Havacığım. Onun dışında dediğim gibi çok direkt etkileyen bir şey değil. Yani komisyonun neyi neye göre eleyeceği, kimi seçeceği, kimi seçmeyeceği bizim bilebileceğimiz bir şey değil. O yüzden hani şunu da görüyoruz. Bazen mülakattan çıkıp çok iyi geçti, harika geçti deyip giremeyen, mülakatım çok kötü geçti deyip girebilenler de olabiliyor. O yüzden o mülakatta siz o atmosferi tam anlayamıyorsunuz. Yani beni eler mi, elemez mi? Bazen kesin elendim diye çıkıyorsunuz. Öğretmenlik mülakatlarında da oluyor. Bir bakıyoruz, atamamız gerçekleşmiş. Bu tarz şeyler yaşanıyor. Aynen. Aynen öyle. Yani o yüzden dediğim gibi hiç öyle şu andan sınava girmeden mülakatla ilgili olumsuz düşüncelere kapılmamızı önermem. Yani çünkü şu an asıl amacımız motivasyon. O yüzden de hani o motivasyonumuzu düşürecek ya da bizi mutlu edecek şeylere hiç bence gerek yok. Hiç belli olmuyor çünkü. Mülakata kim giriyor? Kurul olarak. Şöyle söyleyeyim. Aslında hani personel, mesela mülakat komisyonuna baktığımız zaman personel genel müdürün başkanlığında İçişleri Bakanı'nın, bakanlık müdürler, encümeninin mülki idare amiri sınıfı birazcık daha üst düzey aslında bu alanda hani İçişleri Bakanlığı'nda üst düzeyde olan kişiler olabiliyor genelde. Yani farklılıklar da yaşanabiliyor tabii ki de. Yani her birinin aslında mülakat sürecinde farklı görevleri de olabiliyor. İşte kimisi mesela uzmanlık alanı gereğince size alanla ilgili sorularını yöneltirken, bir başkası sizin o andaki işte özgüveninize, biraz önce saydık temsil kabiliyetinize, diksiyonunuza vesaire oranlayabiliyor. O yüzden en şey önerim mülakat sürecinde tüm üyelerle göz teması kurmanız olacaktır. Mesela soruyu bir kişi sorar size ama aslında o bir ortak sorudur. O yüzden her biriyle göz teması kurmaya dikkat edin. Ha, o güne gelelim de kaymakamlıkla ilgili, mülakatla ilgili yine seminerler yaparız. Yani şu an önemli olan o zaten. Konular bitmediyse şu an değil ama Ahmet Hocam olabildiğince mesela bir haftada falan en azından konuları olabildiğince ilerletmeye çalışın. Tam bitmese bile ondan sonra bir hazır hissettiğiniz anda yapın. Çünkü şu an hiç daha konuyu ilerletememiş arkadaşlar deneme yaptığında moralleri bozulabiliyor. Bence de. Mülakata daha çok konuşuruz. O güne bir girin inşallah. Önceliğimiz olsun. Derdimiz olsun. Mülakatı zaten konuşuruz. Evet. Yayınımızın sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum değerli arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkürler. Çok güzel, çok aktif bir seminerdi. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. Yine dönem boyunca bizler burada olacağız. Tek uzam ailesi olarak. Her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ailenizden olursanız, eğitimlerinize katılırsanız zaten çok sık görüşüyor olacağız. Bu numaradan tek uzam eğitim asistanlarına, eğitim uzmanlarına ulaşabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kayıtlı olduktan sonra bizlerle görüşmeler daha sık başlıyor tabii ki. İyi akşamlar o halde. Hoşça kalın. Başarılar.